Cahit Berkay, Moskova'da herkesi coşturan bir konser oldu Moğolların ve şimdi mezar başındayız. Yine coşkulu anlarımız oldu. Moskova'ya gelmek, Nazım'ı anmak nasıl bir duygu oldu sizin için? Tesadüf değil yani, bir kurgulanmış bir şey bu. Teklifi Ali Bey yaptığı zaman, yani Moskova'da Nazım Hikmet'i anmaya gelir misiniz dediği zaman, gerçekten ben o daveti bekliyordum zaten. Yıllardır bekliyordum. Ve de büyük bir heyecanla evet dedik ve geldik, buradayız. Ve de dün gece konseri yaptık. Bugün de Nazım Hikmet'in mezarı başında ki belki konuşmamdan anlaşılıyor. Çok duygulandım ve duygularımı da ifade etmekte zorlanıyorum. Hani güzel bir şey diyeceksin, değil, hüzünlü bir şey, ama hüzünde değil, gene bir sevinç var içinde. Çok duygu, yani duygu var, yani yoğun duygu var. Şimdi Nazım Hikmet hayatımızı şekillendiren, yönlendiren bir isim. Yani şiirleriyle, bize açtığı pencerelerle. Yani Nazım Hikmet demiyorum ki bizi sevmeyi öğretti. Ama öğretti, o sevgimizi yönlendirdi, doğru yolda sevmeyi öğretti. Nedir o sevgi? Memleket sevgisi, insan sevgisi, bunu adam gibi yapmayı, adam gibi sevmeyi öğretti bize. O şiirler var ya, her satırı, her noktası, her harfi, her bir şeyi, büyük harfi, küçük harfi, hep sevgi üzerine kurulu. Nazım Hikmet'i ıskalamak, ıskalamadım ama ıskalayanlar çok şey kaybediyor. Gerçekten çok şey kaybediyorlar. Peki şimdi sizin bu konserinizle, şarkılarınızla, konuşmalarınızla ve diğer arkadaşların katkısıyla burası ve hepimiz büyük bir enerji aldık. Belki burası da size bir Nazım ve Moskova enerjisi vermiş olabilir. Bunu bir daha sonraki üretkenliğiniz için bir ödül olarak belki kabul edebilirsiniz, bir Moskova ödülü olarak, ama kısa bir süre önce size verilen bir ödülden bizim haberimiz oldu. Hiç girmeyelim oraya. Ben de çok ödül var. Yani, son şeyi anlatmak istemez misiniz? Bir yansıdı, basına da yansıdı, bir ödül verme kararı oldu, sonradan şey yaptı. Bunu belki seyircilerimiz bilmek isteyebilir. Bunun Türkçe'de karşılığı testebesizlik. Testebesizlik. Çünkü sen kalk de ki size işte bir ödül vereceğiz. Teşekkür ederiz. Ne günü? Şu günü, şu saatte falan. Ondan sonra hani... İnsan şunu şey yapar, yani söyledi ya işte bir yanlışlık oldu ya işte bir programda değişiklik oldu. O gün değil. Kim verecekti bu ödülü bilmeyenler için şey yapabilir miyiz? Ya sinemanın testebesiz bir şeysi, temsilcisi. Evet, sizi çağırdı yoğurtuma. Yani şimdi ben ödül meraklısı bir adam değilim zaten. Ama o ödülün şöyle bir anlamı vardır. Sinemaya emek veren insanları ne bileyim taltif etmek. O taltifi de kabul etmek bizim adabımızda şeydir, yani bizim ahlakımıza uygun bir şeydir. Yani bunu hayır, senin bana layık gördüğün ödülü ben istemiyorum diyemem. Çünkü o ödülü veren adamların zaten tinetini biliyorum ben. Onların kafalarını zaten biliyorum ama bildiğim halde peki dedim. Hiç güzel. Ya, bizim bir de gerekçeleri çok komik. İşte efendim işte çok ödül var da işte süreler şu kadar da orada en çok süre alması gereken, konuşması gereken adam benim lan. Yani lan diyorum çünkü hiçbir şekilde saygıyı hak etmiyorlar. Testebesiz dedim ya. O kadar. Çok da konuşmaya gerek yok bunu. Onu konuşmayalım. Moskova'ya ilk gelişiniz mi? Evet. Nasıl bir izlenim aldınız? Moskova seyircisi, hani biz sizi sahneden izlerken biz coşkuyla şarkılarınızı eşlik etmeye çalıştık. Biz büyük zevk aldık. Siz nasıl bir algıyla o Moskova seyircisi, Moskova'daki Türkleri ve buranın havasını nasıl karşıladınız? Onunla bitirelim isterseniz. Ya, çok keyifli bir konser oldu. İşte burada da işte zaten... gelmemizin en güzel nedeni ve en büyük nedeni Nazım Hikmet'i anmak, ki bu bizim için büyük bir onur. Yani böyle bir etkinlikte bulunmak, artık gözüm
kapalı kalmayacak artık. Kalmayacak. Ben şunu da ileteyim size. Kudüs'te biz tabii epey dedikodu da yaptık, yorumlar yaptık. Sizle ilgili ve arkadaşlarınızla ilgili hayranlık verecek yorum. 60'ların sonunda kuruluyorsunuz değil 67. mi? 67 ve bugüne kadar varsınız. O ara bütün bu dönemlerden geçtiniz, ayakta kaldınız, güçlendiniz de pek çok sanat. Cem Karaca başta olmak üzere pek çok sanatçıyı da dün bize hatırlattınız. O açıdan da çok çok teşekkürler size ve başarılar. Cem Karaca burada anılmayı çok hak eden bir insan. Onu da andık ve biz bayağı bir şarkısını, ki o şarkıların çoğunu biz beraber yaptık Cem'le. Onu da anmış olalım buradan. Ona da oğlu da bize pek çokları gördü. Emrah da tanıdı pek çokları. Tabii, çok tabii. İyi bir konser oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgiyle.